Hüseyin Cahit Yalçın. Doğum 7 Aralık 1875. İstanbul, Osmanlı Devleti. Ölüm 18 Ekim 1957. 81 yaşında. İstanbul, Türkiye. Milliyet, Türk. Meslek, yazar. Akım, Servet-i Fünun ya da Edebiyat-ı Cedide. Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Cahit. 7 Aralık 1875, Balıkesir, 18 Ekim 1957, İstanbul. Türk gazeteci, yazar, çevirmen, siyaset adamı. Yazı hayatına Servet-i Fünun döneminde edebiyatçı olarak başlamış. İkinci Meşrutiyet, Atatürk, İsmet Ünen'i dönemlerinde her daim sert kalemiyle yazdığı polemik ve eleştirilerle ve aynı zamanda da kültürün yaygınlaşmasına destekleriyle akıllarda kalmış gazeteci, yazar, siyaset adamıdır. 7 Aralık 1875'te babasının görevi nedeniyle bulundukları Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbullu bir ailenin oğlu olan Hüseyin Cahit'in babası, orta halli bir maliye memuru, aşar müdürü olan Ali Rıza Efendi, annesi Fatma Nehiri Hanım'dır. Hüseyin Suat adında ağabeyi vardır. İlk öğretimini İstanbul'da, orta öğretimini Serez'de, askeri rüşvede tamamladı. 1889'da İstanbul'daki Dersa Adet İdade Mülkiyesi'ne kaydoldu. Edebiyata ilgisi öğrencilik yıllarına başladı. İlk romanı Nadide 1891'de yayımlandı. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1893-1896 yılları arasında İstanbul'da Mektebi-i Mülkiye'de yüksek öğrenim gördü. Okulun son sınıfında birkaç arkadaşıyla Mektep adlı dergiyi çıkararak gazeteciliğe başladı. Daha sonra Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılan Hüseyin Cahit, gazetecilik yaşamını Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan öyküleri, sanata ilişkin makalelerinin yanı sıra Mütalaa, Tarih, Sabah ve Saadet gibi gazetelerdeki yazıları ile de sürdürdü. 1896'da yüksek öğrenimini ikincilikle tamamlayan Hüseyin Cahit, bir süre Maarif Nezareti Mektubi kaleminde çalıştıktan sonra 1897 yılından itibaren Vefa ve Mercan idadelerinde Türkçe, Fransızca öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1899'da ilk öykü kitabı Hayat-ı Muhayyel yayımlandı. Edebi kişiliği. Hüseyin Cahit'in edebi hayatı, Servet-i Fünun edebiyatında öncesinde Ahmet Mithat Efendi'nin telif ve tercümelerini okuduğu dönemde başlar. Bu dönemde okuduğu hikaye ve romanlardan esinlenerek Nadide adlı ilk romanında yayımlanmıştır. Daha sonraları ilk duyduğu ve edebi kişilerinin oluşmasında önemli etkilere sahip olan Fransız edebiyatının da etkisiyle birçok nesir türünde eser verse de o, Servet-i Fünun edebiyatı içinde eleştiri yazılarıyla tanınmıştır. İlk önce Muallim Naci döneminden kalma eski edebiyat taraftarlarına verdiği cesur cevaplarla Servet-i Fünun edebiyatının bir nevi sözcüsü durumuna gelmiştir. Daha sonraları edebiyatı cedidecileri dekandalıkla suçlayan Ahmet Mithat Efendi ile de çok sert tartışmalara girmiştir. Hüseyin Cahit'in tüm yazarı elbette münakaşalardan oluşmaz. Sanatçı, Avrupa edebiyatına ait bazı yazılar kaleme alarak da bu edebiyatı tanıtmayı amaçlar. Bu münakaşa ve edebi çalışmaları 1910 yılında yayınladığı Kavgalarım adlı eserinde toplar. Hüseyin Cahit'in kullandığı dil, diğer Servet-i Fünun sanatçılarına göre daha sade ve yapmacıksızdır. Bu durum sadece yazarın eleştiri yazılarında değil, hikaye ve romanlarında da böyledir. Hüseyin Cahit'in dilindeki bu sadeliğin en önemli nedeni, edebi kişiliğinin oluştuğu dönemde yöneldiği Fransız edebiyatından dolayı Arapça ve Farsça kelimelere tam anlamıyla hakim olamamasıdır. Sanatçı bu durumu, Rauf'un ve benim bu sadeliğimiz doğrusunu isterseniz cehaletimizden ileri geliyordu. Cenab'ın Arapçasını, Fikret'in kamusunu bize verseniz bak neler yazardık. En cahili Rauf'la bendim. Bundan dolayı Türkçe yazdık sözleriyle açıklar. Kısaca özetleyecek olursak, Fünun döneminde eleştiri yazılarıyla tanınmıştır. Servet-i Fünun'a yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtlarla öne çıkmıştır.
eski edebiyata karşı yeniliği ve yeni edebiyatı savunan yazılar yazmıştır. Gazetecilik gününde vardır. Tanin gazetesini çıkarmıştır. Realizm akımının etkisinde kalmıştır. Romancılığa başladığında Ahmet Mithat'ın etkisindedir. Hikayeleri teknik açıdan pek başarılı değildir. Ancak olayların anlatımında yazar başarılıdır. Eserlerin konularını Rumlar ve diğer azınlıklardan alan sanatçı, eserlerinde İstanbul dışına pek çıkmamıştır. Oluşturduğu tipler, batıya özenen zengin ve aydın kişilerdir. Yerli ve orta sınıf kişilerine çok az yer vermiştir. Sanat için sanat, anlayışını savunmuştur. Ona göre edebiyatın amacı sanattır. Edebiyat bir araç değil, amaçtır. İklimin insanlar üzerinde etkisi olduğunu, bunun da dolaylı olarak edebiyatı yansıdığını ortaya koyar. Edebiyat ile coğrafya arasında bir ilişki olduğuna inanır. Fransızcadan çevirdiği bir Fransız ihtilalinin konu olan Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi Servet-i Fünun dergisinde yayınlanınca bu dergi kapanmış ve Servet-i Fünun edebiyatı sona ermiştir. Fransız ve İtalyan edebiyatından bazı roman ve öyküler çeviren sanatçı çeşitli konulardaki bilim eserlerini Oğlumun Kütüphanesi başlığı altında yayımlamıştır. Eserleri: Roman Nadide, Hayal İçinde. Hikaye Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri. Niçin Aldatırlarmış? Hatıra, Edebi Hatıralar, Siyasal Anılar. Biyografi, Talat Paşa. Eleştiri, Kavgalarım. Bilal Korucu, 11'de 279. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.